Alo, Hasan Bey'le görüşecektim. Evde mi acaba? Hasan Bey biraz önce Melekler Adası'na gitmek üzere yola çıktı efendim. Melekler Adası'na mı? Nereden çıktı şimdi bu? Çocukları götürdü. Bakıcı kız işi bırakıp gidince mecbur kaldı. Anladım. Şerbet'in yanına götürdü yani. Evet efendim. Peki, teşekkür ederim. Hasan'dan da istediğimiz verimi alamayacağız, anlaşıldı. Ne kadar çabuk karar verdin Gülseren. Daha işi yeni yeni öğreniyor. Bunca yıl çalışmamış. Keyfince yaşamış, bir miras yedi. Hemen öyle işlerin içine dalamaz tabii. Sırası mıydı şimdi Melekler Adası'na gitmenin? Çocukları götürdü, ne yapsın? Başkasıyla gönderebilirdi. Burada o kadar iş var. Buyurun. Efendim, genç bir bayan geldi, sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş? Nursen Hanım. Allah Allah. Ne işi varmış ki bizimle? Neyse, gelsin bakalım. Buyurun. Hayırdır Nurse? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ricam vardı da. Söyle hadi. Gülseren Hanım, ben iş arıyorum. İş mi? Hı-hı. Ev işi mi? Vallahi büro işini tercih ederim. Ama tabii siz nasıl uygun görürseniz. Burada çalışan herkes yüksek okul, üniversite mezunudur. Böyle bir yerde sana göre iş olmaz. Ev işine de razıyım. Çok acil ihtiyacım var. Peki, olur. Ne dersin Altamur? Sen bilirsin. İyi o zaman. Yarın sabah eve gel, işe başla. Yatılı kalabilirsen daha da iyi olur. Gerekirse arada bir kalırım. Eşimle bir konuşayım da. Hadi bakın. Çok teşekkürler. Güle güle. Güle güle. Altemur. Hı. Eğer bu kıza da zinire olduğu gibi kur falan yapmaya kalkarsan oyarım seni. Ya üzerinden kaç yıl geçti be? Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e. Yok Nursen, yatılı matılı olmaz. Akşamları seni evimde, yatağımda istiyorum ben. Aslında çalışmana da karşıyım ya. Ne yani? Bütün gün evde mi oturacağım ben? Çıldırırım ya. Bari hiç olmazsa alacağım para bana kalsın da biraz üstüme başıma harcayayım ha? Tamam ya. Ama Dursun'la da boşanma işini hallet artık. Bir an evvel kıyalım şu nikahı be. Bir daha onunla karşı karşıya gelmek istemiyorum. En iyisi gidip babasıyla konuşayım ha? Ne bileyim, sen bilirsin. Hasan çocukları Şerbet'in yanına götürmüş. Hizmetçi kadın o yokken beni eve almak istemedi. Bu kadar güvendiğim Cem de bana kızık attı. Kısacası şekerim, beni bir süre için misafir etmeni istiyorum. Aşk olsun, tabii ki kalabilirsin, hem de istediğin kadar. Şu işe bak ya, eskiden neydin şimdi ne oldun? Herkes öyle söylüyor. Biliyor musun? Vallahi ödüm kopuyor eski günlere döneceğim diye. Kızım, o zaman herkes senden korkuyordu, çekiniyordu. Ben bile. Vallahi kimse seninle baş edemezdi. Hadi ya. Ya, sana o kadar özenirdim ki. Ciddi misin? Bunun nesine özenirdin? İnsanları parmağında oynatmana, acımasızlığına.
aklımdan aptalca şeyler geçerdi. Bu kız bir kurs açsa da şu işin sırlarını öğretse diye. Düşünsene, gazetelerde şöyle bir ilan. Her çeşit entrika itinayla üretilir. Saçmalama Allah aşkına. Sen konuştukça tüylerim diken diken oldu vallahi. Alo? Benim isim Nur değil. Bak şimdi iyi dinle beni. Enver çok ısrar etti sana haber vermeyeyim diye ama... Ben yine de kendimi tutamadım. Ne de olsa üvey annemsin. Üstelik beni de seviyorsun, biliyorum. Bizim yarın Enver'le nikahımız var. Babamın ölümü daha çok yeni olduğu için... Evde küçük bir törenle evlenmeye karar verdik. Ne yaptın sen Nil? Seni o kadar uyarmama rağmen... Bütün işlemlerimiz tamam. Senden rica ediyorum... Artık bize engel olmaya çalışma. Peki tamam o zaman, ne diyeyim? Haber verdiğin için de sağ ol. Ne oldu? Nil, şu rahmetli kocamın kızı berbat bir adamla evleniyor. Adamın niyeti onu öldürüp kızın varlığına konmak. Ama ne dedimse inandıramadım. Engelleyemedim bu evliliği. Sana ne bundan? Canım çok iyi, çok temiz bir kız. Ona bir şey olmasını istemiyorum. Kendimi sorumlu hissediyorum yani. Para sana kalmayacak olduktan sonra kime kalırsa kalsın. Bırak, boş ver. Para umurumda değil. Ben sadece Nil'i düşünüyorum. Hasan hayatında bir gün bile çalışmamıştır. Onu nasıl adam ederiz bilmiyorum. Alışır Gülseren, alışır. Sıkma canını sen. Hele şu melekler adasından bir dönsün. Karşıma alıp konuşacağım. Aklıma ne geldi biliyor musun? Diyorum ki Hasan evlense, mazbut bir hayatı olsa belki çok daha iyi çalışır. Bulduğu kızlara baksana. Zinnur, Şerbet. Biri basit bir tamirci kızı. Öteki de sizin evde hizmetçi. Adam gibi birini bulamadı gitti. Aslında şöyle zengin bir kızla evlense ne kadar iyi olur. Kendi çevremize bakabiliriz. İkna etmek zor olur ama belki iyice çaresiz kalırsa böyle bir şeyi kabul edebilir. Nil Devres ve Enver Saymı. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize daha önceden yazılı olarak bildirmiştiniz. Yaptığımız araştırma sonucu ikinizin de evlenmeye mani bir durumu olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bir kez de davetliler ve şahitler huzurunda söyleyeyim. Nil Devres, Enver Sayman'la evlenmeyi kabul ediyor musun? Nil, canım nikah memurunun sorusuna cevap versene. Bir dakika lütfen. Benim bu nikah itirazım var. Siz kimsiniz hanımefendi? Sen tanıyor musun? Ben Nil'in üvey annesiyim. Zinnur Devres. Onun evleneceği adamı onaylamıyorum. Nil büyük bir tehlike içinde. Bu evlilik olmamalı. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir benzerlik böyle? Ne diyor bu kadın ya? Bilmem. O ne karışıyor ki ya? Kız zaten reşit. Bir bildiği vardır herhalde. Bakın, bu kadın başından beri beraberliğimize karşı çıktı. Bu evliliğe engel olmak için elinden geleni yaptı. Fakat kendisi bir süre önce hafızasını kaybetmiş. Bu durumdayken normal biri gibi davranması beklenemez. Zaten vesayet altındadır. Aa, baksana neler diyor kadın için. Asıl mesele ne acaba? Bu yüzden onun söylediklerine... Hiçbirinizin kulak asmamasını rica ediyorum. Memur bey, lütfen işleme devam edin. Nil, sana yalvarıyorum. O adamla evlenme. Sonra pişmanlık duyacak zamanın bile olmayabilir. Yeter artık. Lütfen burayı terk edin. Bu adam pek çok suçtan aranan sabıkalı bir kaçaktır. Kaçak? Hadi bunu da açıkla bakalım. Buna ne diyeceksin? Hayır. Bir zamanlar haksız yere suçlandım. Ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldım. Ayrıca akıl sağlığının yerinde olmadığı doktor raporuyla onaylanan bu kadının zırvalarına kim inanır?
olsa? Onun bütün istediği Nile babasından kalan para. Asıl para peşinde olan sensin. Yoksa niye böyle bir şey yapasın ki? Nil bana babasının emanetidir. Ben sadece onun mutluluğunu istiyorum. Tamam. Madem onunla para için evlenmediğini iddia ediyorsun, o halde buyur. Bu feragatnameyi imzala. Verir misiniz şu an? Sayın davetliler, yanımda gelen bu kişiler birer avukattır. Zaten feragatnameyi de onlar hazırladı. Burada yazılanlara göre Enver Sayman, karısının başına bir şey gelmesi halinde ona ait olan servetin tek kuruşuna bile dokunmamayı kabul ediyor. Yani hiçbir şekilde Nil'in parasıyla ilgisi olmayacak. Ve hiçbir hakta iddia edemeyecek. Yapmaz İmdur. Onun zaten öyle bir niyeti yok. Tamam. O zaman bırak bunu kanıtlasın Nil. Evet, doğru. Doğru mu? Evet. Bu kadının sözlerine kulak asmayacaksın, öyle değil mi? Hayır canım, sana güveniyorum. Duydun işte. Nil, beni dinle. Tek yapacağı seni para için istemediğini kanıtlamak. Bundan niçin kaçıyor? Doğru. Niçin kaçıyor? Ver şunu. Evet, tamam. Hayır. Bak şunu. İmzalayayım. Bana da, Nile de istediğini yaptıramayacaksın senin. İkimiz de senin etkin altında kalacak kadar zayıf insanlar değiliz. Nil, durumu görüyorsun. Anla artık. Enver, imzalasan ne çıkardı? Ben zaten senin parayı değil, beni istediğini biliyorum. Ne mi çıkar? Bu akıl hastası kadın bize en olmayacak isteklerini yaptırmış olacak. Ona neden boyun eğdi? Hadi canım, yerine otur da nikahı tamamlayalım. Hayır. Nasıl hayır? O kağıdı imzalamanı beklerdim. O Allah'ın belası kağıdı benim için imzalamalıydın. Bundan kaçmanı anlamıyorum. Özür diliyorum. Sizi buraya kadar yorduk ama bu nikah gerçekleşmeyecek. Aferin sana. Bu yanına kalmayacaksın Nur. İnan bana, kalmayacak. Ne olacak peki şimdi? Hadi abi, çabuk oynayın. Bedri abi, iki şekerli kahve, iki çay, biri açık olsun. Tamam, tamam. Hop! İşte bu kadar! Hayır ettin beni ha! Bu ne böyle? Yapma be abicim ya! Yavaş! 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 Bilek! 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 Allah Allah! Adam olur ya! Oyun oynuyor! Hayır etmiş! Beyler! Daha evvel söylemedik mi sana? Biraz sessiz oynasanız mı şimdi? Allah Allah! Hata abi sen geldi, boş ver! Çocuklar biraz sessiz olun! Bakın öteki müşteriler rahatsız oluyor. Rahatsız olan evine gitsin. Hepsi 40 yıllık müşteriler. Siz de biraz anlayışlı olun. Sesinizi alçaltın. Hadi hepiniz de biraz çay bire size de. Hadi abicim bırak ya. Kim yapıyor? Hadi oyna oyna. Ne oğlum, bu o değil mi ya? Ha? Ha? O değil mi ya? Vallahi. Bu abicim. Yoksa Dursun'da kötü bir haber mi var? Korkma, öyle bir şey değil. Gelini seninle konuşacakmış. Benim öyle gelirim yok. Canım, bir dinle önce. Onun bana söz söyleyecek yüzü var mı ki? Biliyordum böyle söyleyeceğini. Bedri, sana gelmeye cesaret edememiş. Önce bana uğradı, yardım istedi. Tamam, tamam. Gelin bakayım içeri. Gelin de anlatın. Geliyorum. Olay budur işte. Baba. Bana baba deme. Peki. Ben Dursun'dan boşanmak istiyorum. Başkasıyla evleneceğim. Zaten çoktan boşanman lazımdı kızım. Bu kadar olaydan sonra. Tamam işte. Bir avukat buldum. Dursun da versin vekaletini. Bu iş bitsin artık. Kocası hapisteyken
fahişelik yapıyormuş. Aldığı paraya da değiyormuş ha. Ayıpsın baba. Benim arkadaş gitmiş. Çok memnun kalmış. 10 numara diyor. Yeter. Yeter. Yeter, birisi sakın ya da çıkıp gidin buradan. Masadaki kızla tanışıyoruz da o bakımdan yani. Nerede tanıyorsun? O benim gelinim, tamam mı? Tamam canım, bir şey demedik. Dur, dur, dur. Kim bilir kaç kişinin gelinidir o. Bu nasıl olur mu ya? Nedri bırak baba. Nedri baba bırak. Bırak. Bıraksana baba bırak. Dur çekil oğlum bırak. Kaç. Fırla fırla fırla. Fırla hadi yürü. Koştun lan hadi. Tamam Nedri. Gittiler. Sakin ol artık. Bedri! Bedri! Yardım edin! Bedri! Yardım edin! Tahir'e. Şimdi aldım haberi, nasıl durumu? Daha ameliyatta epey oldu gireli. Hep benim yüzümden ya. Kızım hadi bekleme, git sen. Ay yok, merak ederim. Git hadi git. Burada duracağın da ne olacak? Ben sana haber veririm, meraklanma. Peki. Hadi. Tövbe yarabbim. Hem acıyorum hem kızıyorum. Neden benim yüzümden diyor? Onun yüzünden oldu da ondan. Nasıl geçti doktor bey? Bıçak tam sinire isabet etmiş. Ameliyat iyi geçti ama uzun süre istirahat etmesi lazım. Götürüm falan kalmayacak değil mi? Ay Allah korusun. Hayır. Ama o bacağını uzun zaman kullanamayacak. Hiç yorulmayacak. Şu anda içeride alçısını yapıyorlar. 3 ay böyle kalacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen gidebilirsin. Bir şey olursa ben seni ararım. Bakar mısınız? Ne işiniz var bahçemde? Ben... Bakın niyetiniz nedir bilmiyorum ama beni rahat bırakın. Bu yaşta hiç yakışıyor mu ya? Bir dakika Sindir Hanım. Adımı da biliyorsunuz yani. Bravo size. Adınızı hep duyuyordum zaten. Ama sizi bugün nikahta ilk kez görüyorum. Nikahta mı? Ben Nil'in nikahında onun şahidiydim. Ailenin eski bir dostuyum. Farkınıza varmadım. Varmam da gerekmez. Şimdi lütfen beni rahat bırakın. Birlikte bir kahve olsun içemez miyiz? Yalnızca birkaç dakika. Beyefendi, bana nezaketimi bozdurmayın. Boşuna uğraşıyorsun doktor. Artık ne yapsam boş. Bu vücut dünyadaki yolculuğunu tamamladı. Vuslat Hanım konuşmayın. Dinlenin şimdi. Konuşmak zorundayım. Son dakikalarımı yaşıyorum. Ve vasiyetimi bildirmek istiyorum. Vasiyetiniz zaten avukatta duruyor. O değil.
Onun dışında bir şey daha var. Çok, çok önemli bir husus. Siz şimdi istirahat buyurun, sonra avukatınıza görüşürsünüz. Avukatımı şimdi istiyorum. Fazla vaktim kalmadı. Kemal Bey hemen kapının önünde. Bir emriniz olur diye bekliyor. Kızım, Kemal Bey'i içeri al. Kemal Bey. Buyurun efendim. Şimdi herkes dışarı çıksın. Avukatımla yalnız kalmak istiyorum. Peki efendim. Otur evladım. Bak Kemal, şimdi beni iyi dinle. Kız kardeşim Halise, bundan tam 3 yıl önce eşinin ardından aynı hastalıktan ve çocuksuz olarak ölmüştü. Evet Mustafa Hanım, bu herkesin bildiği bir şey. Sözümü kesme avukat. Halise evlenmeden önce ailemizin onaylamadığı gizli bir aşk yaşamıştı. Ve bu aşktan da hamile kalmıştı. Kardeşim bebeğini gizlice dünyaya getirdi. Dünya güzeli bir kızdı. Yanında sadece ebe ve ben vardık. Bir skandal istemiyorduk. Ve bebekten derhal kurtulmak zorundaydık. Kardeşime bebeğin doğduktan birkaç dakika sonra öldüğünü söyledim. Ebeyle anlaşmıştık. Oysa bebek yaşıyordu. 10 gün kadar evin başka bir köşesinde ona ben baktım. Sonra da gizlice bir yetimhanenin kapısına bıraktım. O her neredeyse onu bul avukat. Ailemizin tek mirasçısı o. Onu bul. Vasiyetim budur. Peki efendim. Artık içim rahat. Nil'in ölümünden Enver'in hiçbir menfaati yok. Kızın hem parasını hem de canını emniyete almış oldum valla. Bu da seni mutlu ediyor öyle mi? Evet tabii. Peki söyler misin, ben ne olacağım? Bilmem. Zinnur, sen Bin'le bir anlaşma yaptın. Ben de gidip Hasan'ın evine yerleştim. Onun aklını çelmeye çalıştım. Ama beceremedin değil mi? Doğru. Ama işimden, çevremden uzak kaldım. Müşterilerimi kaybettim. Şimdi ne olacak peki? Ben nasıl yaşayacağım? Nasıl geçineceğim? Bu işleri pek bilmem ama herhalde tekrar para kazanmaya başlaman uzun sürmez. Hayır. Artık daha iyi bir hayat, daha iyi şartlar istiyorum. Bana saygı gösterilmesini istiyorum. Ayşe, seni böyle bir şey istemen komik olmuyor mu? Bana öyle söylüyorsun ama ya sen neymişsin? O iş başka. Hizmetçilikle telekızlık aynı şey mi? Yani sen de matah bir şey değil misin? Ama yaptığın evliliklerle, girdiğin ilişkilerle pekala bir yerlere gelmişsin işte. Ben de deneyeceğim Zinnur. Kaderime razı olup oturmayacağım. Dur. Şöyle ayağının altına yastık koyayım da rahat. Ben de limonata yaptım Bedri. Serin serin, seversin sen. Ya hanımlar yeter. Ne oluyor anlamıyorum ki. Cennetteyim de etrafımı huriler mi sardı, ne oldu? Ayol, bizim huriye benzer yanımız mı var? Seni rahat ettirelim istiyoruz. İyiyim ben, iyiyim. Hadi siz de geçin oturun şöyle. İyiyim de. Kahve başıboş kaldı Tahir'e. Oradaki çocukla olacak iş değil bu. Bir an evvel iyileşip işimin başına geçmem lazım. Olur mu Bedri? Doktor 3 ay kesin istirahat verdi. Başka birini mi bulsak, ne yapsak? Dursun hapiste olmayacaktı ki. Adam gibi duracaktı kahvenin başında. Bedri, biz ne güne duruyoruz burada? Nasıl yani? Biz çalıştırırız kahveyi. İlla erkek olacak diye bir kanun mu var? Evet, gayet de iyi yaparız. Ya gidin içinize be, güldürmeyin beni. Hayri abla, 3 çay versene tamam. Bize.
Döne Hanım, ben de bir sade kahve. Tabii hemen. Döne, ben eve kadar gidiyorum. Bedri'nin yemeğini verip döneceğim. Tamam, rahatına bak sen. Ben burayı idare ederim. Tamam. Portakal da getirdim Bedri. Hiç meyve yemiyorsun bak. Yahu Tahir'e çocuk muyum ben? Bu kadar üstüme düşme. Çocuksun tabii. Bütün erkekler biraz çocukmuş, öyle diyorlar. Dur. Buyurun. Affedersiniz efendim. Burası Bedri Gümüşçü'nün evi değil mi? Evet. Buyurun. Kendisiyle görüşebilir miyim? Tabii. Yalnız rahatsız kendisi. Siz içeri buyurun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Bedri Bey. Sağ olun. Buyurun oturun. Efendim, ben avukat Kemal Erman. Size sadece şu kadarını soracağım. Siz Dursun Gümüşlü'nün babası oluyorsunuz değil mi? Aman, yoksa oğlumun başına bir şey mi geldi? Hayır hayır. Oğlunuzla ilgili bir şey yok. Aslında benim aradığım onun eşi Nursel. Ay, bir şey mi yaptı yoksa? Hayır, telaşlanmayın lütfen. Sadece bir meseleden dolayı kendisini bulmak zorundayım. Ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Maalesef size söyleyemem. Çok özel ve önemli bir konu. Vallahi Nursel oğlumdan boşanıyor. Onun için biz onu pek görmüyoruz. Altemur Bodos'un evinde hizmetçilik yaptığını öğrendik. Bütün bildiğimiz bu. Adresini verebilir misiniz? Tabii. Orada bu kadar uzun kalmana gerek yok Hasan. Canım, Şerbet seni istemiyorsa istemiyordur. Israr etmenin ne anlamı var? Ayrıca böyle bir birlikteliğin yürümeyeceği de çok açık. Burada seni bekleyen bir işin var. Neden gelmiyorsun? Hasan lütfen. Bak, Altemur'a da mahcup oluyorum. Ne de olsa şirketin sahibi o. Seni hemen bekliyorum, anlaşıldı mı? Tamam canım, öpüyorum seni. Tembel şey, aylaklık ruhuna işlemiş. Sen de çabuk git akşam alışverişini yap. Listeyi mutfağa koydum. Hadi elini çabuk tut biraz. Tamam Gülseren Hanım. Buyurun. Gülseren Bodos. Evet, benim. Efendim, ben avukat Kemal Erman. Nasıl yardımcı olabilirim? İçeri girebilir miyim hanımefendi? Buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun lütfen. Hı hı, sağ olun. Önce beni sabırla dinlemeniz gerekiyor. Hangi konuda? Evinizde çalıştırdığınız kız Nursel. Aman Allah'ım, bir şey mi yaptı yoksa? Hayır, öyle bir konu değil. Kendisi şu an burada mı? Hayır. En doğrusu kızla görüşmek olacak. Beyefendi, konunun ne olduğunu bilmeden buna izin veremem. Ondan ben sorumluyum. Eğer söylemezseniz onunla da konuşamazsınız. Bu kız, yani sonradan verilen ismiyle Nursel. Anlamadım. Nasıl sonradan? O isim kendisine kapısında terk edildiği yetimhanede verilmiş. Yetimhane mi?
Evet. Annesine bebeğin doğar doğmaz öldüğü söylenir. Sonra da yetimhanenin kapısına bırakılır. Orada ona Nursen adını vermişler. 3,5 yaşındayken bir aileye evlatlık olarak verilmiş ve ailenin nüfusuna geçirilmiş. Aile pek varlıklı değilmiş ama ona iyi bakmışlar. Ne var ki bir kazada her ikisi de ölmüş. Kusura bakmayın avukat bey ama ben bu işin önemini pek anlamadım. Yani şimdi gerçek annesi mi onu bulmaya çalışıyor? Yok hayır. Gerçek annesi 3 yıl önce ölmüş. Biz her şeyi daha yeni vefat eden teyzesinden öğrendik. Söyler misiniz? Onu bulmak isteyen kim? Ölen teyzesi. Çok saçma. Bir ölün isteği ne ifade eder ki? Nursen kimin kızı olduğunu öğrense ne olacak, öğrenmese ne olacak? Çok şey olacak hanımefendi. Çünkü o kız şu anda büyük bir servetin tek mirasçısı. Sizde kızın bir resmi var mı? Hı hı. Yetimhanede bulduğum tek belgenin fotokopisini aldım. Bu resimde de kız 3 yaşında. Geldim. Hayır, bu gelen Songül, diğer hizmetçi. Kızım, bakar mısın? Buyurun Gülseren Hanım. Onları bırak, hemen şirkete git. Altemur Bey'in sana ihtiyacı varmış. Bana mı? Ne dediğimi duydun. Hadi biraz çabuk ol. Peki. Avukat Bey, siz de kabul edersiniz ki bu anlattıklarınız gerçekten de bir insanın hayatını tamamen değiştirebilecek boyutta şeyler. Evet, tabii. Bunlar genç bir kızın ruhunda travmaya sebep olabilir. Bana biraz zaman verirseniz hepsini Nursen'e yavaş yavaş kendim anlatmak isterim. Peki, siz bilirsiniz. Benim görevim bu gerçeği Nursen'e tebliğ edip ona mirasını teslim etmek. Ben de size bu konuda yardımcı olacağım. Dediğim gibi bütün istediğim sadece birkaç gün zaman. Peki. Allah Allah. Kızım ben ne yapayım seni? Bilmiyorum. Bana ihtiyacınız varmış. Gülseren Hanım öyle söyledi. Dur ben bir telefon edeyim de sorayım bari. İyi günler dilerim hanımefendi. Kızla konuştuktan sonra sizden bir haber bekliyorum. Evet tabii. Nursen'i heyecanlandırmadan yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. İyi günler. Görüşmek üzere. Alo. Gülseren benim, Altemur. Beni dinle şimdi. Sadece evet ya da hayır diye cevap ver. Nursen yanında mı? Evet. Ona hemen şimdi işi başkasının yaptığını, artık ona ihtiyacının kalmadığını söyle. 3-5 gün izinlisinde. Biraz da para ver, eline gitsin. Sonra da hemen buraya gel. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Neler oluyor Gülseren? Ya sen ne diyorsan onu yap lütfen. Buraya geldiğinde konuşuruz. Bu adama da laf anlatmak. Vay Nursen vay. O kadar büyük bir servetin tek varisi ha? Al kızım, bunu açlık yaparsın. 3-5 gün izinlisin, evine git. Biz sana haber verdiğimizde gelirsin. Yoksa Gülseren Hanım beni işten mi çıkarıyor? Yok canım, olur böyle şey. Hanım senden çok memnun. Hadi kızım. Sonra gene görüşürüz. Peki. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah'ım.
Yarın sabahın habercisi tarla kuşuydu, bülbül değil. Baksaydın doğu bulutlarının önüne işleyen şu hain Nursen. Bulutlara bak. Şşş Nursen. Dalmışsın, ne oldu? Hiç, yok bir şey. Tıpkı benim hayatım gibi. Hiçbir şey yok. Niye öyle diyorsun Nursen? Bak her şey yoluna giriyor artık. Birkaç güne kadar Dursun'dan boşanıyorsun. Sonra da biz evleneceğiz. Ayrı ev açacağım sana. Şöyle sevimli, küçük, kutu gibi bir şey. Bir sürü de çocuğumuz olacak. He? Hayda. Ne dedim ki ben şimdi ya? Bu adamın hayalleri bile yoksul. İstemiyorum. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ne biçim şans ya? Mucize gibi. Kızın başına talih kuşu konmuş desene. Altemur, herhalde bu durumu Nursen'e anlatacağımı sanmıyorsun değil mi? O ne demek öyle? O parayı biz alacağız Altemur. Olur mu canım? O mirasta ne ilgimiz var bizim? Sen dediğimi yap, ötesine karışma. Saçmalama Gülseren. Benim işimi bozma Altemur. Bu senin işin değil. Hayır, benim işim. Ben senin eski karın Ümran gibi sıradan aptal bir kadın değilim. Gölge etme, başka hiçbir şey istemiyorum. Sakın benim işime karışmaya da kalkma. Ümran gibi aptal değilmiş. Gelen gideni aratır diye boşuna söylememişler. Bana yardım edeceksin Zinnur. Çünkü işimi senin yüzünden kaybettim. Ay yani işlediğin de iş olsa bari. Ne olursa olsun. Senin paran var. Bana küçük bir iş kurabilirsin. Sana yardım etmek isterim tabii. Ama öyle bir iş kuracak kadar para veremem. Ben de ancak idare ediyorum. Gidecek yerim de yok. Birkaç gün daha kalırsın burada. Sonra bir çaresini buluruz. Alo. Günaydın Gülselen. Ayşe mi? Tamam, geleyim. Efendim? Tamam, birazdan gelirim. Ne diyor? Ne bileyim, özel görüşecekmiş. Ayşe, seninle çok büyük bir iş çevireceğiz. Öyle mi? Ne tür bir iş? Biliyorsun, seni Hasan'ın evinde gördüğümden beri çok sevdim. Çok yakınlık duydum sana. Hatta kardeşimi şerbete bırakıp seninle evlenmesini bile istedim. Evet, farkındayım. Şimdi elimize çok güzel bir fırsat geçti Ayşe. Zengin olmaya hazır mısın? Zengin mi? Evet, hem de çok zengin. Şimdi yapacağın şey birazcık zeka, birazcık da oyunculuk istiyor. Tabii biraz da cesaret. İnanın bende hepsi var. Nursen'in yerine geçeceksin. Nasıl yani? Yani Nursen olacaksın. Bundan ne çıkarım olabilir ki? Bunun cevabını vermeden önce seninle anlaşacağız. Alacağın paranın yarısı benim olacak. Tam yarısı. Kabul mü? Bak, ya büyük bir servetin yarısına sahip olacaksın ya da hiçbir şey. Kabul ediyorum. Güzel. Ama bu işe başlamadan önce seninle bir de sözleşme imzalayacağız. Neden? Bana güvenmiyor musunuz? Bu işlerde güven olmaz Ayşe. Elimi taşın altına koyuyorsam kendimi sağlama alırım. Tamam, ona da kabul. Şimdi de bize birkaç sahte evrak hazırlayacak biri gerekir. Öyle birini biliyorum. Burada mı oturuyor? Evet. Yoksa onu tanıyor musun? Galiba.
Merhaba. Merhaba. Sana Gülseren Hanım'ı getirdim. Nasılsınız Gülseren Hanım? Teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Buyurun içeri girin. Bakın, Ayşe bize yardım edecek en doğru adam olduğunuzu söyledi. Gerçi Ayşe'yi de fazla tanımıyorum ama aramızdaki elektrikten onunla çok iyi anlaşacağımızı hissetmiştim. Sizden Nursen Gümüşçü adına düzenlenmiş bir kimlik istiyorum. Birlikte iyi bir iş yapacağız. Siz de hakkınızı fazlasıyla alacaksınız. Olabilir. Bir şeyler içer misiniz? Ben bir Nescafe alayım. Olur, ben de bir tane tamam. Alırım. Bak Ayşe, bu gelen avukat sanırım benim verdiğim cevaplardan pek tatmin olmadı. Kızı kendisi görmek için gizlice evin etrafında dolaşacağını ve evi gözetleyeceğini zannediyorum. Onun için sen her gün saat 9:30'da bana geleceksin. Hizmetçi gibi çalışıp akşam da çıkıp gideceksin. Tamam. Yalnız kocam bu işe engel olmaya çalışacaktır. Bunu önlemek için de ona izinli olan Nursen'in yerine geldiğini söylersin. Pekini almasa bile aksini iddia edemez. Bu da kolay. Sanırım avukat seninle kendisi görüşmeye çalışacaktır. O zaman ona neler söyleyeceğini sana ben öğreteceğim. Ben de çabuk öğrenirim. Buyurun. Teşekkürler. Mersi. Bir şey değil. Döne Hanım, bir çay rica edebilir miyim? Tabii, hemen getiriyorum. Ay Tahir'e, şu adam var ya, bana asılıyor galiba. Kaç gündür dikkat ediyorum, gözü sürekli üstümde. Ben de farkındayım. Bana bak, rahatsız falan ederse haber ver ha. Kulağından tuttuğumuz gibi atarız dışarı. Aman Tahir'e, 35 yıldan beri ilk defa biri beni beğeniyor, onu da atmayalım yani. Ne bileyim kardeşim, hani rahatsız falan oluyorsun diye. O kadar da olmuyorum canım. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizin elinizden olunca başka bir tat oldu. Afiyet olsun. Vallahi güya şikayet ediyor ama halinden de memnun yani. Kahvemde istemem böyle şeyler. Bir şey olduğu yok canım. Adam oturup hayran hayran döneye bakıyor o kadar. Almayın bir daha içeriye, tamam mı? Ay keşke söylemeseydim. Adamı niye kovalım canım durup dururken? Olmaz. Döneye bakacak, sana bakacak. Öyle adam istemem ben dükkanımda. Hadi beni anladım da döneden sana ne Bedri? Yoksa kıskanıyor musun? Hoppala, nereden çıktı şimdi bu? Evet, kıskanıyorsun. Ya sen değil misin? Ben döneyi de artık aileden sayıyorum da ondan yani. Bak gördün mü? Bak bak kendini itiraf ettin işte. Onu da aileden sayıyormuşsun. Canım öyle demedim Tahir'e. Sen de lafı şeyinden anlıyorsun. Kabahat bende. Ben soktum aklına döneyi. Evet. Sen de o kadar uğraşmasaydın. Ne yapacaktım yani o kadar zorlamaya? Bir değişiklik olur işte yani. Hem ne demişler? Allah'ın hakkı üçtür. Üç mü? Hı-hı. Canım sen ikincisin zaten. O da son olur. Bedri. Gülüm benim. Hiç senin üstüne gül koklar mıyım ben ha? Thank you.
Tam zamanında geldin. Ben de çıkmak üzereydim. Yolda dikkatini çeken bir şey oldu mu? Hayır, hiçbir şey olmadı. Ben de etrafa pek bakmak istemedim doğrusu. İyi. Eğer gelecek falan olursa neler söyleyeceğini hatırlıyorsun değil mi? Her kelimesini. Ben geç gelirim. Sen de birkaç saat bekleyip çıkarsın. Tamam. Nursen böyle bir servete konacaksa en doğrusu Hasan'ın onunla evlenmesi olur. Hasan'ı buna nasıl razı edeceksin Gülseren? Şu anda hiç parası yok. Onun için tek kurtuluş yolu zengin bir kız bulup evlenmek. Canım, çevresinde öyle bir sürü kız var. Ama unutma, Hasan'ın da kötü bir geçmişi var. Bence Nursen onun için biçilmiş kaptan. Hasan Nursen'i almaz. Görürsün bak. Ben onu da düşündüm Altemir. Pardon, bakar mısınız? Bu villada çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Adınızı sorabilir miyim? Nursen. Tahmin etmiştim. Çok önemli bir konu var da acaba kimliğinizi görebilir miyim? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam, buyurun. Benim adım Kemal Erman, avukatım. Hı hı. Sizinle çok önemli bir şey hakkında konuşmam gerekiyor. Biraz vaktiniz var mı? Evet. Buyurun, arabam şurada. Buyurun. Döne abla. Ay hoş geldin, girsene. Hoş bulduk canım. Gel gel içeri. Ay ne iyi ettin ya. Nereden aklına geldi? Seni merak ettim şekerim. Gülseren hasta olduğunu söyledi. Hasta mı? Hı. Yok, bir şeyim yok. Gülseren Hanım kendi izin verdi bana. Allah Allah. Ama evde işler Ayşe yapıyor. Ayşe mi? Hı hı. Yoksa beni atıp yerime Ayşe'yi mi aldı? Hayır canım, onun geçici olarak çalıştığını söyledi. Yani senin gelmediğin günlerde. Anladım Döne abla. Galiba ben kovuldum. Yok canım. Aslında bayağı iyi geçiniyorduk. Neden böyle bir şey yaptı acaba? Allah biliyor ya. Ben o Ayşe'den hiç haz etmiyorum. Hadi bakalım giyin de benimle gel. Evde Ayşe'yi değil seni görmek istiyorum. Aa, Gülseren Hanım bir şey demesin. Yok canım, ne diyecek? Onun için önemli olan işinin görülmesi. Ben de sana kahve maceralarımı anlatırım. Bir kahvede çalıştığımı düşünebiliyor musun? İnanamıyorum. Ailem bana hiçbir zaman evlat edinilmiş bir çocuk olduğumu söylemedi. Ben kendimi onların öz çocuğu sanıyordum. Ne yazık ki anneni de teyzeni de tanıyamayacaksın. Çünkü ikisi de öldü. Çok üzüldüm. Onları görmeyi ne kadar isterdim. Gerçek baban belki hala sağdır. Ama onun kim olduğunu bilmiyoruz. Bir de aklıma bir şey takıldı. Evin hanım, yani Gülseren Hanım. Neden seninle konuşmamaya geldi? Bilmem. Belki kötü etkileneceğimi düşünmüştür. Niyetinin iyi olduğuna eminim. Aslında çok düşünceli, çok iyi niyetli bir kadındır. Enver seni rahatsız ediyor mu? Hayır.
Ya inanır mısın? O günden beri bir kere bile aramadı. Ya? Yani sence bu tuhaf değil mi? Seni o kadar sevdiğini iddia ediyordu. Aslında evet. Ama biliyor musun, böyle çok daha huzurluyum. Bak gör, yakında tekrar ortaya çıkacak o. Hem de daha tehlikeli bir şekilde. Aman sus. Sen dikkatli ol da. En ufak bir tedirginlik, bir kuşku yaşarsan hemen beni ara, tamam mı? Tamam, tamam. Allah Allah. Yine o galiba. Çok benziyor. Kim? Kime benziyor? Senin nikahına şahit olarak gelmiş. Metin diye bir adam. Sana soracaktım ben de. Evet, Metin amca. Sürekli beni izliyor. Üstelik de babanın arkadaşı. Ne kadar iyi bir şey ya. Hayret, o öyle çapkın biri değildir. Zaten karısına da çok aşıkmış. Öyle mi? Bir de evli yani. Ya ben yurt dışında olduğum için pek ilgilenmedim. Adamı da sadece babamdan duyardım zaten. Bir zamanlar çok aşık olmuş. Genç bir kadınla evlenmiş. Gözü başka hiçbir şeyi görmüyormuş. Bunlar varlıklı, soylu bir aile. Metin Bey'in annesi bu kadından hiç hoşlanmamış. İlk günden beri rahat vermemiş onlara. Sonunda, yani sadece 2 yıllık evliyken kadın kendini asarak intihar etmiş. Ne diyorsun ya? İntihar mı etmiş? O günden sonra Metin Bey içine kapanmış. Dünyadan kopmuş. Benim bildiğim kadarıyla Metin Bey'in hikayesi bu. Yani onun seni izlemesine çok şaşırdım. Ne bileyim yani. Burada olmasının tesadüf olmadığına eminim. Zinnur, hemen kalksam darılır mısın? Bir yere yetişmem lazım da. Tamam canım, sen git. Metin amcaya da bir merhaba deyin. Merhaba Metin amca. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim kızım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Biz de Zinnur'la oturuyorduk şurada. Affedersiniz. Size çok yanlış bir izlenim verdiğimi farkındayım. İzninizle oturabilir miyim? Ben de kalkıyordum şimdi. Benimle neden böyle ilgilendiğinizi gerçekten merak etmeye başladım. Çünkü sizin öyle kadınların peşine düşecek biri olmadığınızı söyledi. Doğrudur. Ama bunu size birkaç dakika içinde anlatamam. Nil bana kaybettiğiniz eşinizle ilgili bir hikaye anlattı. Çok üzücü. Ama bunun benimle bağlantısı nedir, onu çözemiyorum. Eğer bana biraz zaman ayırırsanız size bunu izah edebilirim. Sonra kadının biri geldi, bağırıp çağırmaya başladı. Aa! Meğer bizim müşterilerden birinin karısıymış. Ha. Adam sürekli kahveye takıldığından eve gitmiyormuş, karısını ihmal ediyormuş. Hanımefendi dedim ben de, o zaman gel sen de takıl. Kocan anlasın bakalım nasıl bir şey olduğunu. Yakında orayı kadınlar kahvesine çevirirseniz hiç şaşırmam vallahi. Ay biliyor musun? Ben de Dursun'dan kurtuluyorum artık. Vallahi bir boşansam horoz falan keseceğim. Buyurun. Merhaba. Ben avukat Kemal Erman. Ben imzalanması için evrak getirmiştim ama Nursen Hanım gelmedi galiba. Nursen benim. Ne evra? Siz mi? Evet.